Arkadaşlar, ben dolma saracağım. Hani benim içim artmıştı ya, buzluktaydı. Onu çıkardım. Burada şu gün okulda topladığım ebe gömeçleri var, yaprakları. Bunları haşladım, soğuk suyla şokladım. Şimdi bunları ben saracağım. Bu şekilde sardıktan sonra da göstereceğim. Evet arkadaşlar, dolmayı sardım, tuzunu attım. İçine şimdi su koyacağım. Burada da soğan kavuruyorum. Bir tane soğan. Bir de ebe gömeşleriyle labadalar vardı karışık. Onlardan artan, dolmadan artan kısımları, parçaları küçük küçük doğradım. Bu kavrulan soğanın içine koyacağım. Salçayla beraber. Şimdi dolmanın suyunu koyalım. Ha. Bakayım şimdi. Anladım. Anladın mı Şükrü? Şükrü de anladım diyorum. Şükrü anlamış çünkü. Siz de anlarsınız. Şöyle suyunu koyalım yavaş yavaş. Yarım bardak daha koyayım. Çok fazla koymadan. Peki. Yeterli olur ona. Gerekirse. Çünkü bu sarma zeytinyağlı dolma gibi değil. Bunun kafa üstüne de şunu kapatacağım. Sonra kapağını kapatacağım. Kapattım. Altını yapalım. Bakalım soğan kavruluyor. Kısacağım önce bunu. Koyduğumuz dolmalar pişiyor. Şimdi de kavruluyor burada. Kavrulduktan sonra biliyorsun değil mi? Telefonum da neyi tarif ediyor diyor bana. Arkadaşlar sararken çekemedim. Hem uzun oluyor hem de siz sıkılmıyorsunuz diye. O yüzden öyle bir şey. Evet, soğanlar kavruluyor. Kavruluyor. Şimdi ben salça koyuyorum. Şükrü. Güzel konuş. Güzel konuş oğlum. Senin paran bende. Evet. Senin paran bende kaybolmadı. Şükrü'nün derdi para olduğu için. Parasını soruyor şimdi bana. Parası bende duruyor. 200'lük haline. Salça kavrulduktan sonra rengi çıksın biraz daha. Ispanak yemeği gibi olacak yemeği. Üstüne pirinç değil de bulgur koyacağım. O yüzden bulgurun daha lezzetli yemeği. Yeşilliklerde mesela kara lahanada da gider. Bulgur yakışır yani. Anne. Ben bir tek ıspanak yemeğinde pirinç kullanırım. Böyle doğada yetişen atlarla alakalı atlarda, yani yemeğinde ıspanak gibi olacak, çok kuru olmayacak. Şimdi bunun içine bunu koyayım. Tek elde çekim yapınca böyle oluyor arkadaşlar. Doğradım. Doğramaya da gerek yok çünkü lavada yaprakları küçük olduğu için. Ama ben yine de doğradım. Arada büyükleri vardı. Böyle aslan yaprağına benziyordu. Çok güzeldi. Şimdi biraz böyle kavruluyor. Tek elle de yapınca zor oluyor. Kavrulduktan sonra içine bir bardak su, bir de bulgur
Bunu hazırlayayım ben dedim. Bu da bizim çayımız. Her zaman hazırdır. Çaydanlık hem ketil hem çaydanlık vazifesi görüyor. Bu da bulgur. Biraz kavrulsun onunla. Bunlar kavrulsun. Sonra suyunu bulgurunu atacağım. Pişmesini bekleyeceğiz. Suyunu attım. Buna ben karabiber de koyacağım birazcık. Bunda labadayla ebe gömeci var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bunda Şükrü'nün okulunda orada gördüm, dayanamadım. Bunu toplayayım. Dolma sarmıştı gördüğünüz gibi. Artanla da ıspanak yemeğine benzer bir yemek olacak şimdi. Şimdi ben bunun suyunu koyacağım. Sanki bir yarım bardak daha çekecek gibi bulgur da biraz çeker. Normal bir kıvam olur. Yani çok sulu olmaz. Çok katı olmaz. Normal bilinen bir yemek gibi olacak. Ama çok güzel oluyor bu. Ben çok bayılırım. Çok severim yeşillikleri. Daha evvel de biliyorsun Şükrü'nün eski okulunda koyun üstüne çaydanlığı. Bulguru da içine koyayım. Şunu elimle atayım. İçine ilave edeyim. Ne anlamıyor Şükrü? Bu kadar. Şimdi o tabaktakini de onu sıyırayım. Şimdi tek elimle olmuyor. Böyle bu pişecek. Bunun içine karabiber atacağım. Kapağını kapatacağım. Ve pişmeye bırakacağım. Evet. Yemek pişti. Labada ve neydi o yurtuna da unuttum şimdi bak. Ebe gömeci. Evet. Labada ve ebe gömeci karışım yemeği pişti. Çok da güzel oldu. Şimdi dolma var. Dolmayı. Dolma da pişiyor. Bakın sulu değil, sulu gibi zannedersiniz. Ay buharlandı. Şöyle uzaktan çekeyim de buhar olmasın. Bakın. Su yok çok fazla. Yeterli yani. Bu da bir 10 dakika sonra hazır. Size afiyet olsun arkadaşlar. Dolmamız pişti. Şöyle açık bırakayım da. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kan bağı değil, can bağı önemlidir. Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.